Dostlarım hepinize günaydın. Yeni bir günün sabahından hepinize merhaba. İşe başlıyoruz. Bugün evden çıktım. Hazırlandım. Gördüğünüz gibi tırımız burada. Çalıştırdım. Bir iki dakika sonra buradan çıkacağız. İşte havası falan da oluyor. Kendine gelsin tır. Böyle bir yer. Gördüğünüz gibi tırı park ettim. Ya su ne kadar gördünüz mü? Sakin. Çarşaf gibi görünüyor. Oo, ne yüzülür var ya. Neyse, tırda burada bir kontrol amaçlı şöyle çevresini falan geziyorum. Bakıyorum öyle. Kuş uçmuyor. Her yer sakin. Kapılar falan da iyi kapalı. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Şöyle bir göz atıyorum yani. Şuralara açılmış. Şuraya geleyim çünkü bunlar birazcık gevşemiş ve açılmış arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Tırın perdelerini eve giderken böyle çekiyorum, tamam mı? Kapatıyorum. İçeride biri varmış gibi görünsün diye arkadaşlar. Hani ne olur ne olmaz yani. Tıra her zaman park ettiğim yerde perdelerini çekiyorum yine. İçinde biri varmış hissiyatı versin diye. Evet dostlarım, bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi buradan çıkabiliriz. Rotamız Paris tarafı arkadaşlar bu arada. Sahil tarafı ama. Şimdi çıktık diyoruz. Dostlarım, tarlaların arasından geçiyorum şu anda. Adrese 3 kilometre kaldı. 2 kilometre boyunca takip edin. Birazdan adreste olacağız. Buralarda böyle bir yer. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Bildiğiniz hep tarlalar dostlar. Yol da bayağı dar ha. Böyle yerlerden geçerken işte kendimi böyle güzel hissediyorum. İnsanın içi açılıyor arkadaşlar. Dostlarım, geldiğim adres bir ev adresiydi. Evden çıktı ev sahibi herhalde, galiba onun şirketi. Arabayla önümde şu an BMW var, bir tane onunla beraber gidiyor. Ben de onu takip ediyorum. Bildiğiniz yollara bakın geçtiğim. Vay! Daracık daracık yollar. Ulan ulan ulan. Çok kasıyor ha böyle yerler insan. Ormanın içinden geçiyorum ya. Dağ yolu bakın. Harbiden. Şaka gibi. Araç önümde dostlarım, gördüğünüz gibi BMW. Bildiğiniz ufak böyle köy kasaba içinden falan gidiyoruz, bakalım yer tam olarak neredeymiş. Merak ettim. Thank you.
yasağı var. Biz 40 tonla giriyoruz bakın. Bazen böyle yerler oluyor, mecbur giriyoruz arkadaşlar. İşte demek ki adamı takip ediyorum. Demek ki orada bir yerde bir yol var. O da beni bu yoldan böyle götürüyor. Belki de aynı tırla giremeyecektim. Ama o benim peşine taktı. Hani tır yasaklarından falan dolayı. O beni böyle artık ona göre dikkatli bir şekilde gidiyorum ben de. Nerelere geldik ya? Harbiden nerelere götürdü adam bizi? Nerelere soktu ya? Kardeş, bir de buradan çıkışı var. Nasıl çıkacağım acaba geri? Hadi şimdi ben ona uydum, böyle takip ediyorum ha. Oo, 3.5 ton yasağı var. Zaten yola da sığmıyor tır arkadaşlar. İşte gidiyoruz. Vallahi yola sığmıyor tır yani. Bayağı bir 5-6 kilometre yol geldim. Hala da gidiyoruz. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Bayağı bir yol geldim. Beni böyle bir yerlere getirdi. Bura bir tersane mi, liman mı? Öyle bir yere mi geldik? Gidiyoruz, anlamadım. Şöyle bakın. İşte arkadaşlar. Değişik. Dostlarım, polis kontrolüne takıldım. Tam böyle girişte bir köprü vardı. Bakalım, bekliyoruz şu an. Dostlarım, yükü indirme yerine geldim. Bu arada polis kontrolünde bütün evrakları aldılar aracın benden. Aracın takografında galiba bir sıkıntı var herhalde. Yavaş gittiğini mi gösteriyor kilometre olarak? Normalinden herhalde fazla hızlı gittiğini söylediler aracın. Bir kontrol edecekler. O zaman emin olacaklar. Bir muayene istasyonundan randevu aldık. Saat 2.30'da o randevuya gideceğim. Şu yükü indirdikten sonra. Yani bütün evrakları da aldılar benden. Aracın falan. Oraya gelmem için hani. Gideceğim, bakacaklar işte arkadaşlar, kontrol yapacaklar. Arkadaş da bu malları alıyor. Büyük fortifle alıyor bütün yükü. Dostlarım, az önce hepsini almaya çalıştı, alamayınca 5 tanesini alacak, yani ikilisine girdi, bir ortadan giriyor. Dostlarım, arkadaş aldı, gidiyor yükü. Dostlarım aldılar. Arabayı şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bütün yükleri boşalttık. Tako kontrolü için muayene istasyonuna gideceğim. Takograf kontrol edecekler cihazı. Dostlarım, yükü ben teslim ettim. Şimdi şu tahtaları, yansıtalarını falan ayarlıyorum. Şu spanzetleri falan da toplayayım. Ondan sonra çıkıp gideceğim şeye. O muayene istasyonu var ya, polis kontrol yapacak o takografa. Hızlı mı değil mi diye, yani bir hata mı var diye kontrol yapacak. Dostlarım, muayene alanındayım şu anda. Yetkili teknik servis arkadaş aracı aldı. Şu an arabanın kalibrasyonuna bakacak. Lastik kalibrasyonu, lastiklerin yani teker dönme hızı vesaire iletilmiyor dedi tam olarak. Bir arıza var. Eğer ki arıza varsa da, ya da bilmiyorum yani, netleşecek. Ceza yiyeceğiz yani. Bu yüzden. Kalibrasyon yapılıyor dostlar. Kontrol şu anda bitti. Birazdan bilgilendireceğim sizi çıkarken. Dostlarım, Allah'a bin bir şükürler olsun. Temiz çıktık, tertemiz çıktık hem de. Zaten ben kendim biliyorum abi, hani dikkatli bir şekilde gittiğimi biliyordum zaten. Hani giderken falan tako kurallarına vesaire uyuyorum. Hani böyle ufak tefek şeyler oluyor. Onu da zaten polis abiler görmüyor. Bunda farkındayım. Ben de tabii öyle ufak tefek şeyler çıktı. Böyle büyütülecek şeyler değildi. Bir de aracın lastikte teker dönme hızı var ya. Dönme hızıyla takograf arasındaki kalibrasyonunu kontrol ettiler. Eğer ki sıkıntı var mı yok mu? Bir de limiti var mı diye, yani limit var mı diye onu kontrol ettiler. Yani 90 km hızı geçmiyor mu, yani 90'a geldiği zaman duruyor mu, yoksa devam ediyor hala gidiyor mu, onu kontrol ettiler arkadaşlar. Eğer ki bir sıkıntı olsaydı, yani bu
kalibrasyon, yani teker dönme hızıyla takograf arasındaki veri alışverişi, bir de takografta bulunan araçta bulunan limitör, yani hız sabitleyici, yani duruyor 90 km'ye geldiği zaman. Eğer ki o olmasaydı 4500 euro cezası varmış, onu söyledi bana. Bu çok ciddi bir suç dedi, onu kontrol edeceğiz demişti. Girmeden önce de beni uyardı, 4500 euro dedi, cezası var. Eğer ki dedi, dedi bir sıkıntı olursa 4500 euro dedi, hemen dedi kartla dedi ödeme yapacaksın dedi. Eğer ki dedi sıkıntı yoksa dedi hemen dedi çekip gidebilirsin dedi. Yani ufak tefek şeyler falan vardı diye mesela sende, ama dedi onlar dedi önemli şeyler değil dedi. Onlar dedi olan şeyler. Onlar da ufak tefek olan şeyler de ne arkadaşlar? Mesela 90 km hızı normalde giderken geçmememiz gerekiyor ya. Ben geçmiyorum ama rampalardayken falan arabamız yüklü oluyor. Aşırı tonajlı olduğu için dostlar, hani rampa aşağı bazen 95-100, hani bu şekilde hızımız geçebiliyor. Onun dışında da böyle 3 dakika 5 dakika belki takoyu aşma durumları oluyor. Mesela müşteriye giderken normalde 4,5 saat sürme hakkımız var ya, 4 saat 35 dakika oluyor, 37 oluyor, 45 oluyor, ama öyle o da çok sık olmuyor. Yani bende bir 3 dakikalık bir hata vardı, bir 7 dakikalık, bir de 15 dakika açmışım. Onun şeyi vardı. Bunları da biliyorum. Hani söyledim ona, açıklamasını yaptım. Şurada şöyle oldu, şurada şöyle oldu. Hani müşteriye yetişmek için gitmek zorunda kaldım veya hani park yeri bulamadım. Mesela 4-45 dakika sürmüştüm, park yeri bulamamıştım. O vardı. Onun dışında bunlar da arkadaşlar, bunlar da görmezden geldi. Sağ olsun. Yani bir aksilik vesaire olmadan şu anda tüm kontrolleri temiz bir şekilde atlattık. Şimdi ben müşteriye doğru yola çıkıyorum. İnşallah müşteride olacağız ve yüklemeyi yapacağız bugün. Bakalım, deneyeceğiz şansımızı. Dostlarım, şimdi de müşteriye doğru yola çıktım, gidiyorum. Yükü indirmiştik zaten. Tekrar yeni yük almaya gidiyoruz. Saat şu anda 3.20 geçiyor. Saat 7'ye kadar orada olabilirsek yükleyecekler. Eğer ki olamazsak yüklemeyecekler arkadaşlar. Dostlarım, yoldayım, hala gidiyorum yükleme adresine. Yarın yükleyeceğiz çünkü yetişemeyeceğiz büyük ihtimalle. Saat 6'da müşteri kapanıyor. Sabah büyük ihtimalle saat 6 gibi falan yükü de teslim alırız. Vallahi şansıma ben müşteriye yetişemem falan diyordum ama müşteriye yetiştim, kusura bakmayın. O anı da alamadım. Arabaya malı aldım, 31 palet su yükledim. Şu anda malda bir sıkıntı, sorun, problem yok. Pauze'ye geçeceğim. İşte şu anda adresi girdim. Hollanda'ya götürüyorum malı. Bu arada bir de Pauze'ye geçeceğim. Yer bakıyorum. Hani güzel bir yer görürsem orada yatmak istiyorum. Yani Pauze'yi falan yapacağım. Sonra sabah devam edeceğiz. Dostlarım, bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Böyle bir yere geldim. Park alanındayım şu anda. Park alanı derken hani şöyle bir kenara geçtim, bakın şurası yakıt aldığımız yerler. Ben de böyle kaldırım kenarına falan geldim. Yani bir yakıt alınan bir yerin böyle onun çıkışına doğru park ettim. Çünkü her yer dolu, ileri taraflar falan. Mecburen böyle bir yerde park yapmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dostlarım, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen aksatmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.